Evet biraz daha bu ekonomik meselelere bakalım. Değerli izleyiciler Rusya çıkışlı doğal gaz hatlarına bir bakalım. Rusya çıkışlı doğal gaz hatları birincisi kuzey akım. Yukarıdan görüyorsunuz en tepeden e, mor işaretiyle olan Rusya'dan çıkıyor. Aşağıdan Almanya'ya, Polonya'nın daha üzerine Almanya'ya doğru gelen bir hat bu. Birinci hat bu. İkincisi kuzey akım 2. E, kuzey akım 2 de gene aynı yerden geliyor. O da kuzey akım geliyor Almanya. Zaten o şirket o projenin askıya alındığını duyurdu Olaf Scholz, Almanya Başbakanı. O şimdilik iptal. Üçüncüsü Yamal Avrupa, o da Belarus, Rusya'dan çıkıyor. Belarus'tan, bakın o yeşil hatta olan yer, biraz daha yaklaştırabiliyorsak yeşil hattan çıkıyor. Belarus, Polonya'dan gene Almanya ve diğer ülkelere dağılıyor gördüğünüz gibi. Dördüncüsü Trans-Sibirya Soyuz Hattı, o da Slovakya, Macaristan, Ukrayna hattına ve tabii ki diğer Romanya çevre ülkelere dağıldığını söyleyelim. Sarı hatlı olan Trans Sibirya soyu hattı. Beşincisi Trans Balkan hattı. O da gene Rusya'dan çıkıyor, Ukrayna'dan geçiyor. Şu gördüğünüz mavi olan yer, mavi, mavi turkuaz renkli Karadeniz, Türkiye'ye kadar gelen bir hat bu. Bulgaristan, Türkiye'ye kadar gelen bir hat. Ve kırmızı da Türk Akım Projesi. O da gördüğünüz gibi Karadeniz'in üzerinden bize doğru gelip Avrupa'ya ulaşıyor. Bunların hepsi Avrupa'ya ulaşan hatlar olduğunu söyleyelim. Avrupa gazları işte bu Kuzey Akım, Kuzey Akım 2, Yamal Avrupa, Trans Sibirya, Soyuz, Trans Balkan ve Türk Akım olmak üzere 6 tane bağlantı üzerinden gittiğini söyleyelim. Ve bakalım şimdi Avrupa'nın gaz aldığı ülkelere. Avrupalılar kimden gaz alıyor? Ne kadar alıyor? Onlara da bir görelim değerli izleyiciler. Buradan hemen başlayalım. Avrupa'nın gaz aldığı ülkeler Rusya %34,5 ortalaması bu. %34,5 Avrupa'nın gazını Ruslar veriyor. Norveç Avrupa gazının %116,2'sini sağlıyor. Cezayir ki Şale gazı gibi konteynerlarla üreten ülkelerden biri %6,9'unu veriyor. Katar %6,8 ve Amerika %6,6'sını veriyor. Gördüğünüz gibi ki Amerika'da kaya gazı ya da şale gazı o da gene onları sıvılaştırarak Aynen Cezayir'in yaptığı gibi e, Avrupa'ya gönderiyor. Nijerya %5. Nijerya bir Afrika ülkesi ama gaz üretimindeki etkili ülkelerden bir tanesi olduğunu söyleyelim. İngiltere %2.9'unu veriyor. Trinidad Tobago bir dönem böyle yaşanmaz denildi ama plajlarıyla da çok ünlü bir yer. Latin Amerika'da %1.3'ünü veriyor ve diğer ülkelerde %19.8 olduğunu söyleyelim. Ve Avrupa'nın gaz aldığı ülkelere bir bakalım. Enerjide dışa bağımlılık oranı bu Malta %100 dışa bağlı Güney Kıbrıs %100 Lüksemburg %100 Yunanistan %80 Almanya %70 İspanya %70 Mesela Fransa gibi ülkelerin nükleer reaktörleri olduğu için Onlar dışarıya daha az bağımlı Onlar da gene gaz alıyorlar ama Genelde nükleer başlıkları veya reaktörleri olduğu için Kendileri de gaz ürettiklerini bir kez daha söyleyelim